Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere parla sos nasıl yapılır, bunun üzerine çalışma yapacağız. Meslektaşlarım Instagram olsun, YouTube olsun çok mesaj attılar. Bu yüzden dolayı yardımcı olmaya çalışacağım elinden geldiği kadar. İki çeşit parla sos var tarifim olarak. Bu biraz başta kaçtığı için jöleli olarak meslektaşlarıma bu tarif özellikle. Evde yapan insanlar bunu pek yapamaz. Yani ellerinde malzeme bulunmaz. Bu yüzden dolayı tekrar etmek istiyorum. Bu siyah jöleli olan, jöle giren, bir de jöle girmeyip de parlak olan var. O biraz daha detaylı, biraz daha teferruatlı diyeyim, biraz daha zahmetli. Onu ilerleyen zamanlarda, daha ilerleyen zamanlarda yapmayı düşünüyorum. O çünkü çok özel tarif. Bu da özel. Onun kadar parlak olacaktır ama ötekisi biraz daha buna nazaran daha iyidir. Ama bu da gayet başarılı. Şu anda kullandığım budur. Yani bunu kullanıyorum ben devamlı kendim döktüğüm pastalara. Diğerini dediğim şekilde daha özel yapacağım zamanlarda kullanıyorum. Şu anda kullandığım tarif budur yani. Bunu uygulayacağım. Bunun için gerekli malzemeler 1 kilosu 200 gram toz jelatin. Önce bunu tartayım isterseniz. Yani 1 kilo soğuk su arkadaşlar. Bu su kaynadıktan sonra İçerisine 400 gram normalde de 400 gram çok ağır oluyor. Bildiğin lastik gibi oluyor. Bu yüzden dolayı 200 grama düşürdüm ben. 200 gram da gayet başarılı oluyor. 200-250-300 arasında atabilirsiniz ama fazla kullanmayın. Dediğim şekilde 1 kilo su koyacağız, kaynatacağız. Kaynattan sonra 200 gram toz jelatin atacağız. Kaynattan sonra 2 dakika kadar daha, 1-2 dakika kadar daha tekrardan köpürene kadar kaynatacağız. Ondan sonra onu indirip kenara koyacağız. Ondan sonraki işlem burada 1 kilo glikoz. Yani buraya ben tarttım biraz pisletir o yüzden dolayı 1 kilo tarttım ben buraya. 1 kilo glikoz, 1 kilo su, 300 gram da krema yağı. Yani kakao yağı kullanan yerler kakao yağı için kakao yağı daha parlatır bildiğiniz gibi meslektaşlarım. 300 gram kadar kullanıyoruz. Yani çok tarif var ama uygulamalı şekilde anlatıyorum ben burada. Umarım beğenirsiniz. 320 tam. Bunu kenara kaynattan sonra kenara koyuyoruz. Koyduktan sonra bunu ocağa koyuyoruz. Bunun ayrı bir ocağa da koyabilirsiniz. Eriyecek iyicene yağ içinde. Ondan sonra kaynamaya başladıktan itibaren 1 kilo 300 gram bitter küvertür atacağız. Onu da içinde eriteceğiz. Yani suyun içinde ne işi var demeyin. Bu şekilde kullanılıyor. Yani altını kapattıktan sonra küvertür atıyorsunuz. Küvertür eritten sonra jelatini bunun içerisine ekliyorsunuz. Ekledikten sonra siyah jöleye gireceğiz. Şimdi ocağa koyma işlemini gerçekleştiriyorum. Yuran gel kardeşim ya. Bakın ilk koydum kaynıyor. 250 grama yakın attım ben. 200 dedim ama 250 yakın attım. Haberiniz olsun. Su kaynadı. İçine toz jelatini atıyorum. Tekrardan kaynatayım. Altını biraz daha açayım. İyicene fokurdayana kadar kaynaması lazım. Devamlı karıştırmanız lazım. Aynı baklavanın kaymağı gibi tabanı çabuk yanabilir. Yani iyicene havaya kalkana kadar. Yaklaştık biraz aşağı doğru. Yaklaş yaklaş yiyeceğiniz detayını görüyorsunuz. Foilonu görüyorsunuz zaten. Biraz daha yaklaş. Çok pis kokusu var bu arada. Tamam yeterli bu. Altını kapatıyorum. Bu kenarda bu şekilde duracak. Getir buraya kardeşim. Bakın size söylediğim şekilde 300 gram krema yağı eridi. 1 kilo su, 1 kilo da glikoz içinde. Altını kapatıyorum. 1 kilo 300 gram bitter körtür. Tarifini en son paylaşırım güzel. İyice eriyene kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar şuraya aldım çikolatayı erittim içerisine. Jelatin de burada. Jelatini üzerine ekliyorum. Bunu soğuk şekilde dondurulmuş şekilde atılıyor. Yani doğrayıp da atanlar da var. Bu şekilde daha güzel sonuç alırsınız ama bu şekilde denemiş bir sorun olmuyor. Daha pratik geliyor bana.
Buyla ben bu şekilde deniyorum. Yapıyorum yani, deniyorum demiş. Size de bu şekilde tavsiye ediyorum. Yani ikisini bir hepsini karıştırdık. Tarifi tekrardan söylüyorum. Videonun en sonunda aynı şey, her zaman attığım gibi videonun sonuna ekleyeceğim. Bu şekilde tamam. Ne kadarmış? Pardon. 6,5 kilo siyah jöle. Hemen terazi getiriyorum. Buna dikkat edelim. Siyah jöle sulandırılmamış olması lazım. Bakın şu şekilde. Bakın bu şekilde. Kıvam sert bir şekilde olması lazım. Bir de blender olmadan bu sos olmaz. İstediğiniz kadar bilin, yapın ama blendersiz olmaz. 6 kilo burası. 6'da 1200. 12. Biraz içine ezin. Atarken eziyorum, biraz ezseniz daha iyi. Blender geri hepsini alır da yine de elinize ezerekten atın. Ben unuttum ama gerçi fazla da sert demiş bizimki. İçeri ortam fazla soğuk diye şu anda. Evet. 200 gram kadar yumuşamıştan atıyorum. Yumuşamış 200 gram da soğuk etmelidir. Çünkü yetişmedi. Olması lazımdı. Şu anda bu da yetersiz geldi. Şimdi bir siyah jöle getirip geliyorum, videoya devam edeceğim. Arkadaşlar yeniden jöleyi getirdim. Bir 10, yani 6 kiloydu. 6500 atacaktık. Pardon, 1 kilo 300 atacaktık. Yanlış mı oldu ya? Pardon, 6,5 kilo atmamız lazımdı. 6 kilo da orada. 1200, 12 kilo 500 olacaktı. Ben size resmiyle tarif atacağım. Kafanızı karıştırmayın. Tarifte yanlış oldu yani. Bir QWERTER'la 1300 QWERTER girecekti. Ben QWERTER bir anda jöle diye okudum. Yanlış okudum sandım. Ki yanlış okumuşuz zaten. Evet. 12 küp yetişir geldi. Darasını alma dedim. O yüzden dolayı. 6,5 kilo siyah jöle attım ben şimdi. Bir kola sardım 7 kilo ama kullanılmıştı. Yeniden biraz yaklaşalım. Cam tarafını fazla gösterme. Pardon aslında. Bunu biraz karıştırıyoruz. Bunu şey söyleyeyim, özellikle hiç denemeyen insanlar için söyleyeyim, denemeyen ustalar için söyleyeyim daha doğrusu. Çırpma teli kullanmayın arkadaşlar. Hiçbir sos yaparken çırpma teli kullanmayın. Sadece ben jelatin yaparken kullandım. Jelatiniz su ve jelatin olduğu için. Çikolata girdiğiniz ürünün hiçbir şeyin içerisine veyahut da sıvı şant olsun, çikolata olsun, bunları hiçbir zaman tek kullanmayın. Çırpma teli kullanılmaz yani. Hem parlaklığını alır, hem de köpürtür, köpük köpük oluşur, bu şekilde. Arkadaşlar şimdi jöle yedikten sonra şimdi blender çalıştırma işlemini uyguluyoruz. Blender'da en önemli şey hava aldırmayın, yukarıya fazla kaldırmayın. Tabandayken de ayarını yani hissetmeniz lazım, size ona öyle şöyle söyleyeyim. Köpürtmemeniz lazım, köpürttüğünüz zaman o sos istediğiniz kadar güzel parlasın. Üstüne döktüğünüz zaman baloncuk baloncuk oluşur, bu yüzden dolayı sorun çok yaşarsınız. Yani bu şekilde çalıştırın, biraz yaklaş kardeşim. Şekilde 4-5 dakikada garanti, bakın 4-5 dakika garanti, fazlası daha iyi olur. Yani 5-10 dakika arasında iyice yaparsanız daha özleşmiş bir hal alacaktır. Daha güzel parlayacaktır. Zaten şu anda da parlaklığını görüntüleyebiliyorsunuz zaten. Biraz daha yaklaş parlaklığına kardeşim. Biraz böyle ya. Telefonu üstten atla, telefon görüntüsün. Yaklaş. Telefon ekranı gösteriyor. Bak eli de gönder arkadaşım. Parlaklığını görüyorsun. Kendimi görüyorum ya. Yani bu kadar parlaklığı garanti vereceğim bir sos. Bunda en önemli şey siyah jölenizin biraz daha kaliteli olması. Çok çok kaliteli bir jöle değil şu anda benim kullandığım. Daha kaliteli şeyler alabilirsiniz. Lezzet yönünden gayet başarılı. Ha, siyah jöleye biraz yakın tat oluyor ama 4-5 gün garanti parlaklığı gider. Hatta bir haftayı da bulabilir yani, size bağlı. Üfleme olmasın yeterli ki üfleme vitrinlerde çabuk solabilir rengi. İşlem bittikten sonra devam ettireceğim diyor. Arkadaşlar şu anda tamam, parlaklığım tamamen
5 dakika kadar ben blenderdan geçirdim. Biraz bir tarafa doğru yaklaş kardeşim. Sosu göster tencerede. Gel gel gel. Parlak onu görüyorsun. Süzüyorum tekrardan ne olur olmaz diye. Bu şekilde pastalara direkt dökebiliriz. Tekrardan devam ettireceğim diyorum. Arkadaşlar şu anda pasta donmuş, 1 saat, yarım saat kadar donmuş pasta ve hemen sıvadığınız pastayla sos kullanabilirsiniz. Ben şu anda 1-2 saat donmuş pasta, sıvadığım pastanın üzerine hemen yeni yaptığım sosu döküyorum. Parlaklığını görün nasıl olduğunu, akışkanlığını. Biraz yaklaştırıyorum, biraz üstten de tutar, parlaklığını fazla ortamdan görünüyor fazla. Telefon üzerine tutarsan telefonun parlaklığını gösterebilirsin. Kendi telefonun kendini görebilirsin herhalde. Evet ustam. Şunları dökerken bunları göster. Biraz buradan geriden alırsın kardeşim.
Arkadaşlar pastanın hepsini bu şekilde süsledim sizler için. Yani tarifin videonun sonuna ekleyeceğim. Beni de teşekkür ederim. Bol like atın lütfen. Yani bu kadar emek verdim sizler için, paylaştım. Bol bol beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun.